Karadeniz illerindeki koronavirüs vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Salgın kısıtlamalarına rağmen AKP ilk kongrelerinin yapılması da eleştiri konusu oldu. Ülke genelinde de salgın riski devam ederken Mart'tan itibaren önlemlerin ve kısıtlamaların gevşetilmesi gündemde. Başta Ordu olmak üzere Karadeniz illerindeki son durumu ve genel koronavirüs tablosunu Ordu Ses Şube Eş Başkanı Ferit Ceylan ile konuşacağız. Merhabalar Sayın Ceylan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Ceylan, Karadeniz bölgesinde artışlar söz konusu. 2 haftalık artışlara, evet. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, verdiği koronavirüs tablosundaki açıklamalarına göre baktığımızda artış söz konusu. Ve bunlar AKP il kongreleriyle de bağdaştırılıyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi Karadeniz'deki artışları sadece AKP kongreleriyle sınırlandırmak yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yakın zamanda Giresun'un Bulancak ilçesinde bir imamın ölümü vardı. Bu yörede Nuri Hoca diye biliniyor. 30 bin kişinin katıldığı bir cenaze merasimi yapıldı. Çok yakın bir zamanda. Bu da büyük bir etkiydi. Biz o zaman da söyledik. Bunun sonuçlarını ileriki günlerde göreceğiz. Ve işin garip tarafı, bu cenazeye Karadeniz illerindeki bürokrasiler katıldı. Bakın, halka mesafe, izolasyon öneren, çağrı yapan idareciler katıldı. Akabinde hemen Karadeniz'de AKP kongreleri, Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle leberlep sanırım, leberlep doldurdular. Sosyal mesafe yok. Maske gelişi güzel. Ne kadar kontrollüydü o da bilinmiyordu. Geldiğimiz noktada Ordu şu anda Türkiye'de koronavirüs durumunda birinci sırada. Günlük ortalama 250 vaka görülüyor. Haftalık 1800'lerde. Ve Ordu'da şöyle bir özel durumda oluştu dün itibariyle. Ordu Sağlık Müdürü ve Ordu'da hiç hastayla, yani filyasyon ekibine çıkmayan, bulaşıcı hastalıklar biriminde olmayan, tamamen müdürlükteki büro işlerini yapan 50 civarında personel pozitif çıktı. Bugün aldığım bilgiye göre de bu sayı 90'lara kadar çıkmış. Akabinde Samsun Sağlık İl Müdürü keza aynı öyle. Ankara'da tedavisi yürütülüyor. Buradan hem her iki sağlık müdürüne ve Ordu'daki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geldiğimiz noktada tamamen bir şov diyeyim. Tamamen bir şov. Yani önümüzdeki günlerde bir seçim yatırımı için biz yıkılmadık, ayaktayız gösterisini halka göstermek için otobüslerle, ki bunu İzmir'de dün 2 gün önce gördük, otobüslerle insanları taşıyıp kapalı mekanlara tıkarak, kongreler yaparak halkın sağlığıyla oynadılar. Korkarım ki, bunu hiçbir zaman için bir sağlıkçı olarak istemem, korkarım ki bunun peşinde ölümleri göreceğiz. Çünkü daha vaka sayıları yeni artıyor. Ve geçmişten gelen vaka birikimlerinde şu anda Ordu genelinden söyleyeyim ben, COVID hastalarımızın yataklarımız tamamen dolu. Peki böyle bir sayıların yükselmesi ve her geçen gün sayının da katlanarak gitmesiyle yarın biz neler yapacağız? Hatırlarsanız yine sizinle bir canlı yayına bağlandığımız zaman Ordu'da yine vaka sayıları çok yüksekti. Ordu yöneticileri hastanelerde işte prefabrik yerler yapacaktılar, hazırlık yapıyordular. O olduğu gibi öyle kaldı. Çünkü hazırlıklar devam ettirilmedi mi? Kaldı mı öyle her şey? Hayır. Çünkü günübirlik düşünüyorlar. O gün planlamayı yaptılar. Vaka sayıları düştü, olduğu gibi kaldı. Peki şimdi vaka sayıları yükseliyor. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız ya? Ya düşünebiliyor musunuz? Bu ne kadar bir vurdum duymazlıktır. Bu ülkenin sağlık sistemini yöneten Sağlık Bakanımız
çıkıyor televizyonlarda, halka çağrıda bulunuyor. Hatta ve hatta santimleri söylüyor. İşte 1,5 metreden aşağı sosyal mesafeyi kesinlikle düşürmeyin diyen Sağlık Bakanımız 5 santim bile olmayan bir cenaze merasiminde boy boy resimleri gösteriyor. Peki Sayın Ceylan, bunu gören halk ne yapacak? Sizin de söylediğiniz gibi o cenaze törenine işaret ettiniz. 30 bin kişinin katıldığı cenaze törenini hatırlatmakta Evet. fayda var. O törene Sağlık Bakanı'nın kendisi katılmıştı. Bunu da bir hatırlatıp Hayır, devam o ona etmenizi değil. rica edeyim. O hayır, Burancak'takine değil. O yanlış anlaşılmasın. YÖK Başkanı'nın babasının cenazesine 2 gün Evet. önce bu yani orada gördük. Ve Burancak'taki cenaze törenine Karadeniz ilindeki, bakın Karadeniz ilindeki bürokrasi katıldı. Evet. Belediye başkanları, müdürler, yani halka çağrıda bulunan insanlar. Peki bunları gören halk, beni eve tıkıyorsun, sen niye oradasın? Bakın, bir yıldır İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Cenaze merasimleri 30 kişiyle yapılıyor. Nişan ve nikahlar 30 kişiyle yapılıyor. Şimdi halk soruyor, bizim cenazemiz mi değersiz, sizin cenazeleriniz mi değerli? Babasının cenazesine sayıdan dolayı katılmayan insanı biliyorum ben. Peki böyle bir acı durum yaşandığı dönemde sizler nasıl olur da 30 binlerle, 10 binlerle, binlerle cenaze merasimleri düzenlersiniz? Tam da bu Peki bu halk aşamada, size ne kadar inanacak? Evet, tam da bu efendim? Aşamada Mart itibarıyla önlemlerin gevşetilmesi konusu gündemi getirildi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından getirildi direkt. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gevşemeler doğru mu? Sonuçları neler olabilir? Olumlu bir sonucu olur mu bunun? Şimdi dün Ordu Hifzi Sıhhat Kurulu bir tedbirler açıklamıştı. Eskiyle hiçbir farkı yok. Sadece hafta sonları yaylalar ve köylere gidilmeyecek ki bu da insanlarımız için, Karadeniz'de özellikle Ordu'da yaşayan insanlarımız için çok kötü bir durum. Çünkü fındık dönemine yavaş yavaş gidiliyor. Gübre atma, dibinin temizlenme zamanları. Çalışanlarımız genellikle hafta sonu gidiyor. Şimdi bu alınan tedbirlere baktığımız zaman Mart ayında bir normalleşmeye gidileceği görünüyor. Bu normalleşmeye tek bir kelime söyleyebilirim. İntihar ediliyor. İnsanlar salgına maruz bırakılacak, faturası ağır ödenecek bir yanlışlığa doğru gidiliyor. Oysa ki biz geçmişten bu tarafa Türk Tabipleri Birliği ile çağrıda yapıyoruz. Olmasa olmazı 14 gün tam kapanma. 14 gün tam kapanma. Ve Karadeniz'de şu an Türkiye genelinde yanlış hatırlamıyorsam 14 il yüksek risk grubunda, 14 ile en azından tam kapanma ve şehir geçişleri kapatılmalı. Ki bu süreci çok hasar vermeden atlatabilelim. Peki. Ses Ordu Şube Başkanı Sayın Ferit Ceylan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim. Değerli izleyenler, şimdi meclise gidiyoruz.